Şimdi Arda Güler'le ilgili Fenerbahçe taraftarının biraz gerçekten duygularını hani böyle olumsuz anlamda Bizi de etkileyecek bir etkiliyor haber ya. de var. Serdar abi tweet atmış. O tweet'i ben sizlere okuyayım, sizlerle paylaşayım. Konuyu da bir konuşalım. Arda Güler'le yollar ayrıldı. Evet, tweet şu anda ekranda. Bir aksilik olmazsa 10 gün içerisinde yeni kulübüyle sözleşme imzalayacak. Yeni menajeri sözleşmedeki 17,5 milyon euro çıkış maddesini devreye soktu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç aile ikna etmeye çalışıyor. Lakin geri dönüş yok gibi demiş. Bu paylaşımı da yaklaşık birkaç saat önce yapmış sevgili Yani Serdar bir hakem vakası yaşandığında dakikasında konuyla alakalı itiraz açıklaması yapan bir camia saat 11, şu an 13 küsür, 2,5 saat içerisinde neredeyse Sen bu yayına konuyla da aldın değil mi alakalı o? evet, herhangi bir aksi Yalanlama açıklama yok. yapmadı. Yok, şu Hayır, anda yok, evet. ayrılmadık vesaire demedi. Üstelik böylesine majör bir oyuncuyla alakalı. O yüzden de Serdar Sarı'dan çok böyle tabiri caizse yaş tahtaya bastığını görmedim. Muhtemelen kaynakları da çok iyidir. Belki Bakalım de süreç gösterecek ne olduğunu. Arda'nın sevgili annesidir. Hani her seçiş bir vazgeçiş diye bir tweet atmıştı Evet. annesi. O tweetten Evet. sonra zaten biraz Yalnız şöyle bir kafalar şey var bulanıktı. Selahattin abi. Yani ben oyuncu ailelerini de tamam yani Arda'nın sevgili annesini anlıyorum. Hani bir duygusallık içerisinde de atmış olabilir ama başka bir konuyla da ilgili olsa biraz oyuncuları zor durumda bıraktığını Tabii. düşünüyorum. O tweetin zamanlaması bence doğru değildi açıkçası. Ya Ya bilemeyiz önünde oyuncular artık arkasında ne profesyonel var. yapıda çok zor durumda kalıyorlar Duygusal gerçekten. romantik bakınca atıyorsun tweet. Önünde Yine arkasında neler değil mi? var? İş romantiklere Ya geldi. Benem oradayım işte. Önün arkasını bilmediğimiz için eleştirmek ya da takdir etmek noktasında değilim ama annesidir. Annesi de bir birey. Onun da hata yapacaksa da hata yapma hakkı var. Kullansın, kullanmış. Ki ben hata olduğunu falan da düşünmüyorum. Daha öncesinden verilmiş kararlar olabilir. Sonuçta biz ulaşabildiğimiz bilgiler çerçevesinde bir yorum yapabiliyoruz ancak. Ama Serdar sadece takımını belirtmemiş. Ajax falan mı acaba? Ayaks'la ilgili ciddi iddialar var. Tahmin. Şöyle biz bu iddiaları gelin Serdar Sarıda'ya soralım. Çünkü tweet'i paylaştık. Bakalım Serdar abi neler söyleyecek. Ona da bir söz hakkı doğmuş oldu böylelikle. Serdar abiye bir merhaba diyelim. Selamlar, iyi yayınlar. Herkese selamlar. Teşekkürler. Selahattin Kınalı ve Taner Karaman'la birlikteyiz Serdar abi. Hemen sana tabii tweet'i sorayım, gelişmeleri sorayım. Oldukça hareketli bir sabah olsa gerek Fenerbahçe ve Arda Güler için. Aslında sadece bugün için değil, çok daha hareketli Arda Güler konusunda Fenerbahçe. Çünkü gerçekten birçok menajer deyimlerinde ise Fenerbahçe'nin kapısının önünde yatıyor Arda Güler transferi için. Sayın Ali Koç da biliyorsunuz ki Fenerbahçe'nin de hem daha fazla para kazanması için kontratı güncelleme, yeni bir kontrat, bu böyle bir planlamanın içerisinde. Ama şu net, Arda'nın bir sene daha Fenerbahçe'de kalması için uğraşıyorlar. Çünkü sözleşmede herkesin malumu 17,5 milyon euroya serbest kalır maddesi var mı? Var. Bunu yani sadece ben de Fabrizio Romano da kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Ve şu an için şunu söyleyebilirim. Yani bana en son gelen bilgi. Tabii menajer ismini vermeyeyim. Uluslararası tanınan bir menajer. Bu oyuncunun ailesiyle tabii ki kendisiyle de diyebiliriz. Bir anlaşması var. Menajerlik anlaşması. Sürekli biliyorsunuz menajer değişimleri oluyor aynı zamanda. Bu nedenle bu son anlaşma neticesinde büyük bir kulübün 17,5 milyon euro vereceğini ve bir aksilik olmazsa 10 gün içerisinde, bir hafta 10 gün içerisinde Arda'yı yeni kulübüne götürmeye hazırlandığını, onu dile getirmeye çalıştım ben o tweette. Tabii ki yollar ayrıldı derken prensip anlaşması var ortada. Yani henüz daha imzalar falan atılmadı. Bu kararın geri döndürülmesi için Ali Bey herhalde yarın galiba Arda ve ailesiyle bir toplantı yapacak diye biliyorum. Fenerbahçe'nin yarın bir tanıtımı var galiba, bir lansmanı var sanırım. Orada da bu konu hakkında açıklık getirecek. Ama son durum tabii ki bu. Fakat Ali Bey'in de oyuncuyu ikna ederek bir sezon daha tabii kontratını güncelleyerek, yani Arda'nın yıllık ücretine çok ciddi zam gelebilir, iyi bir rakam çıkabilir. Böyle bir durumda Arda fikrini değiştirir mi bilmiyorum ama şu anki durum, bu kulübün ismini de henüz öğrenemedim tabii ki ama birçok büyük kulüp ismi geçti. Zaten biliniyor. Daha büyük kulüpler olabilir mi o kulüplerden başka? Olabilir. Evet. Olabilir. Hakikaten çok böyle ciddi kulüpler olma ihtimali çok yüksek. Ben de duyduğum isimler var ama şimdi söylemek doğru değil.
Fakat soracaktım Serdar abi, acaba hani yani Ajax çok konuşuluyor, bir kulüp ismi konuşabilir miyiz diye, ama vallahi Ajax var ama Ajax'ın geri planda kaldığını duydum şu an için. Yani çok net söyleyebilirim, geri planda kaldığını. Daha büyük kulüplerin ismi konuşuluyor ama burada tabii Fenerbahçelilik var, Arda'nın Fenerbahçeliliği var, Ali Bey'in Arda ile olan ilişkileri var. Bu arada yani Arda 17,5 milyon euroya da gitse büyük bir başarı, çünkü 1 milyon euroya alınan bir oyuncudan bahsediyoruz. 1 sene içerisinde 17,5 gibi bir satışla tabii ki büyük başarı. Ama Emirhan İlkan'da olduğu gibi böyle bir madde koydurttular 2 sene önce. O nedenle hani kontrata bağlı kanunda yapacak bir şey yok. Ama yeni bir güncelleme olur mu? Onun için uğraşıyorlar. Ben de hani bu durumu düşük bir ihtimal olarak görüyorum. Fakat tabii Ali Bey biliyorsunuz ki Arda ile ilişkileri çok iyi. Bu nedenden dolayı yeni bir güncelleme, yeni bir kontrat olabilir. Ama şu anki tablo evet. Yani menajerin hazırlığı gideceği yönünde. Fakat ıslak imza olmadan bu işler netlik kazanmaz. Ben de Arda'nın, bak çok net söylüyorum, bu ülkede kalmasından yana, bu ligde kalmasından yana, onu burada seyretmek istiyorum. Bizim evladımız. Hani Arda'nın sanki gitmesini istiyormuş gibi bir durum oldu. Öyle bir durum yok. Yani ben Beşiktaşlı olarak Icardi bu ligde kalsın diyorsam, kendi evladımız için de tabii ki bu ligde bir sene daha oynamasını isterim. Onu kendi ligimde görmek isterim tabii ki, o başka. Ama bizim şeyimiz hani öyle bir bilgi aktarmak oldu. Bunda da yani böyle çok tabii ki üzülenler oluyor. Üzülür tabii ki. Ama son durum bu. Fakat ortada daha henüz bir ıslak imza da yok. Son olarak da yarın Fenerbahçe Arda Güler zirvesinden kesin bir karar çıkmasını bekliyor musun? Kesin bir karar çıkabilir. Olumlu olumsuz öyle bir karar çıkabilir. Peki, teşekkür ediyoruz. Birkaç görüşme daha yaptım. Şu an %50 durumda diyebiliriz. Evet, belli ki bu hafta herhalde gündemi yani meşgul edecek olur. Konulardan birisi olacak. Serdar Sarıdağ'a çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sizdeki herkese selamlar. Taner'e, Selahattin abi. Selamlar, sevgiler. Aleykümselam. Yani Arda konusu belli ki Fenerbahçe'de bu haftanın en büyük gelişmesi olacak. Zaten konuşulan bir konuydu ama açıkçası Serdar abi de kalmasına çok ihtimal vermiyor. Konuşmalar da hep bu yöndeydi ama yarın kritik gün. 17,5'luk serbest kalma maddesinin düşük olduğunu görüyoruz şimdi. O zaman konmuştu ya. Bana kalsa Arda olsam Fenerbahçe'de en az bir yıl daha kalırım ve öyle giderim. Ben bunu şey için söylüyorum. Ali Koç'un, Sayın Başkan'ın düşüncesi başkadır. Benimki başka. Ben başka motivasyonlarla, başka gerçekliklerle Arda bir yıl daha kalmalı burada diyorum ben. Belki iki yıl daha, bilemiyorum. Çünkü Arda'nın hala çok eksiği var. O eksiklerin bir kısmını tamamlama yeri Fenerbahçe'de, Türkiye Ligi'dir. Tabii ki başka eksiklerini sallıyorum. Ajax'da tamamlayabilir, Fransa Ligi'nde olabilir, İspanya Ligi'nde olabilir. İnşallah İtalya Ligi değildir. Arda'ya çok sert gelir şu aşamadaki Arda'ya eğer giderse. Ama çok Arda'da 18 yaşında... Çok konuşulan bir takım yoktu. İtalya sanmıyorum ben. Milan falan da dönüyor. Arda şu an 18 yaşında ve Arda'nın tamamlayacağı eksikliği olan çok şeyi Fenerbahçe'de tamamlayabilir.